2 yıl nasıl geçti? Önder 1958 yılından bu yana eğitim ve gençlik alanındaki çalışmalarını her geçen gün arttırarak sürdürüyor. Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve mensuplarımızla geniş bir ailenin parçası olarak 58. dönemde yüzlerce faaliyet ve projeye imza attık. Gece gündüz demeden sahada çalıştık. Bununla beraber Çalıştay ve raporlarımızla eğitime katkı sunduk. Anadolu'nun dört bir yanından LGS ve YKS şampiyonlarımızla İstanbul'da bir araya geldik. Genel Başkanımız Abdullah Ceylan, gençlerimizle birlikte okul ziyaretleri yaparak eğitim ve gelecek planlarına dair tavsiyelerde bulundu. Türkiye genelindeki 450 İmam Hatip Derneğimizle birlikte 18. ve 19. İmam Hatipliler Kurultayımızı düzenledik. Aksaray ve Sivas'ta yaptığımız kurultaylarda birlik ve beraberliğimizi güçlendirirken geleceğe dair istişarelerde bulunduk. Binlerce İmam Hatipli adalet ve merhametle, ahde vefayla şiarlarını çeşitli proje ve çalışmalarıyla hayata geçirdi. Yeniden açılışının 70. yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenler, ülkemizin dört bir yanından gelen öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda din eğitimi 15 ayrı oturumda ele alındı. Alanında uzman isimlerle tarih, medeniyet, hukuk, psikoloji, din gibi alanlarda söyleşilerin gerçekleştirildiği çarşamba sohbetlerini her ayın ilk haftası düzenledik. 2 yıl içinde 22 ayrı programda izleyicilerimizle buluştuk. İmam Hatip Okulları çalıştayımızı gerçekleştirdik. Türkiye'de din öğretimi ve İmam Hatip Okulları raporlarını hazırladık. Okullarımız hakkında gerçek bilgi ve doğru istatistikler içeren Türkiye'nin özgün eğitim modeli İmam Hatip Okulları sunumunu yaptık. Hazırladığımız raporu gazeteciler, sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz ve milletvekillerimize yönelik düzenlediğimiz programlarla paylaştık. İmam Hatip Okulları modelinin desteklenmesi amacıyla ilmi ve akademik çalışmalar yapmak üzere İmam Hatip Araştırmaları Merkezimiz İHAMER'i kurduk. Hikmet'in izinde Öğretmen Akademimiz 2. yılını tamamladı. 100'ü aşkın akademisyenin verdiği 69 farklı başlıktaki seminer toplam 275 oturumla gerçekleşti. 2 yılda 9000 öğretmenimize ulaştı. Gençlik komisyonumuz kardeşlik duygularının pekiştirildiği Kardeşim Dedim kamplarını devam ettirdi. Türkiye'nin önderleri, Çelebi, Kılavuz Gemisi, Finans Genç'te binlerce gencimize ulaştık. Genç Gönüllüler Buluşması'nı 100. yılında İstiklal Destanı ve Yunus Emre Yolunda temalarıyla icra ettik. Gençlik ve gönüllülük üzerine çalışmalar yaptığımız buluşmaya her 2 yılda 1500 gencimiz katıldı. İmam Hatip gençleri arasındaki birliktelik ve kardeşlik duygularının arttırılması amacıyla Büyükçamlıca Camii'nde başladığımız sabah namazı buluşmalarını Fatih Camii ve Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerimizde devam ettirdik. On binlerce İmam Hatipli gencimiz aynı safta yer aldı. Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif yarışmasını 6. ve 10. sınıf öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ufkunu açacak kitap önerileriyle her kitap yeni bir hayat yarışmasını düzenledik. Bu dönemde 6. ve 7.sini gerçekleştirdiğimiz yarışmada gençlerimize çeşitli ödüller verdik. İmam Hatip öğrencilerinin farklı spor branşlarındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak ve motivasyon sağlamak üzere İmam Hatip spor oyunlarını düzenledik. Spor oyunlarına her yıl 300 okuldan 4000 öğrenci katılıyor. Öncü Spor Kulübümüz yeni dönemde lisanslı sporcu sayısının artmasına yönelik çalışmalar yaptı. 2023 yılı itibarıyla 10 branşta aktif 560 lisanslı sporcumuzla faaliyetlerini sürdürüyor. Sağlıklı spor için sivil toplumla işbirliği çalıştayını gerçekleştirdik. Çalıştayda sporun bilimsel, fiziksel ve sivil toplum yönünü konuştuk. Kur'an kurslarımızda eğitim alan gençlerimiz ve çocuklarımızla aidiyet duygusunu arttırmak üzere cami ve spor etkinliklerinde bir araya geldik. Okul Aile Birliği zirvemizi 2021 yılında İstanbul, 2022 yılında Bursa'da 2000'e aşkın kişinin katılımıyla icra ettik. Zirvelerde Okul Aile Birliği üyelerinin eğitime katkı sunmaları için farkındalık eğitimleri verdik. Üye ve mezun ilişkileri komisyonumuz, ülke genelinde il ve ilçe İmam Hatip derneklerine ziyaretler yaptı. Bununla beraber, Önder yönetiminde görev almış isimlerle ahde vefa buluşmalarında bir araya geldik.
İmam Hatip derneklerinin faaliyetleri, teşkilatlanma yapısı ve saha çalışmalarını koordine etmek üzere her yıl bölge toplantıları düzenliyoruz. 2022 bölge toplantılarında ise 81 ilden dernek başkanlarının katılımıyla 14 farklı şehirde bölge toplantılarımızı gerçekleştirdik. İl dernekleriyle İstanbul Dernek Başkanları toplantıları ve planlama kampı yaptığımız diğer teşkilat çalışmaları arasında yer aldı. Dış İlişkiler Komisyonumuz, Uluslararası İmam Hatip Liseleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürdü. Okul ziyaretleri, misafir öğrencilerle programlar, mezunlar buluşması, yurt dışından gelen heyetlerin ağırlanması, uluslararası konferanslara katılım yaptığımız çalışmalar arasında bulunuyor. Gençlerimizin bilişim alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip edebilmeleri için Bilişim Vadisi ve TOK kampüsünü ziyaret ettik. Lise öğrencilerine yönelik teknokampımızı Düzce Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenledik. Bilim ve teknoloji alanında atölyeler gerçekleştirdik. İmam Hatip'te öğrencilerimizi sanat alanında desteklemek için kültür sanat atölyeleri düzenledik. Musiki eğitimi alan gençlerimizle Kıbrıs'ta konser verdik ve Mausa Limanı video klibini çektik. Tohum, Talim, Sade Soda ve Karpuz dergilerimizle Fütüvet Erdemli Gençlik, Ben İstiklal Marşı Şairim Mehmet Akif, Anahtar Katibi, Mağarada Tek Başına ve Limon Ağacının Gölgesi kitaplarını yayımladık. Büyük Düşün Peşinde çizgi roman serimizde Süleyman Paşa ve Selahattin Eyyubi kitaplarını hazırladık. Türkiye genelindeki 18 yurdumuzda gençlerimize ev sahipliği yapmanın huzurunu yaşarken, onların sosyal ve kültürel yönlerini geliştirici çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalardan bazıları kitap tahlilleri, ders halkaları, atölyeler, hasbihaller, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, söyleşiler, sosyal sorumluluk projeleri, kamplar. Yaşadığımız büyük felaketin ardından 450 derneğimizle birlikte ilk günden itibaren deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olduk. Aynı ve nakdi bağışlarımızı onlara ulaştırdık. 65. geleneksel iftarımızda sofralarımızı Kahramanmaraş'ta kurduk. Afetin hemen ardından öncü çocuk etkinliklerine başladık. Eğitim ve gençlik çalışmaları gibi sosyal sorumluluk çalışmalarında da önder olduk. Suriye, Afganistan ve Afrin'deki kardeşlerimiz için kış kampanyaları gerçekleştirdik. Ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için 13 komisyon, 450 dernek, binlerce üye ve milyonlarca gönüllüyle 65 yıllık yürüyüşümüz devam ediyor.